Bir ışık kaynağı ve farklı XY metal yüzeyleri kullanarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde XY metallerin sökülen fotoelektronun maksimum kinetik enerji yüzeye düşen ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şeklindeki midir? Buna göre demiş yargıların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar bir ışık kaynağı kullandık. Şimdi şuradakiler bakın eşik frekansları veriyor. Bunlara karşılık gelen şuradaki enerjiler de bağlanma enerjisini veriyor. Burası E kadarsa burası 2E kadar. Yani Y'nin bağlanma enerjisi daha büyükmüş. Buralar hocam eksi olabilirdi. Evet eksi tarafta o kadarlık enerjiyle bağlı anlamında söylüyor. Yoksa eksi e diye değil bağlar mı enerjisi. Tamam. O kadarlık enerjiyle oraya bağlı. Ya yani kuyudan bir şey çıkarıyorsun. F frekansı göndereceksin ki ancak elektronu kopara çıkarabilirsin oradan. Sonra 2F frekans gönderirsin ki ancak elektronu koparabilirsin. Henüz kinetik kazandırmadın çünkü daha büyük gönderme. Gönderdiğin fotonun frekansı daha büyük olsun ki kinetik kazanabilsin. Tamam. Çünkü gönderdiğimiz fotonun enerjisi EF elektron bağlanma enerjisi artı kopan elektron kinetik enerjisi. Denklemimiz Einstein fotoelektrik denklemi bu. Ne diyor? Y metenin eşik enerjisi X metenin eşik enerjisinden küçüktür demiş. Hayır. X'inki daha küçük Y'ninkinden. Dediğim gibi eksiye takılıp da ya eksi 2'ye daha küçük değil mi demeyin. O kadarlık enerjiyle bağlı anlamında bu. Tamam. Yani X için ve Y için yazacak olursak X'in bağlanma enerjisi E kadarsa Y'nin bağlanma enerjisi 2'ye kadarmış. Öyle diyebiliriz. Mesela bir yanlış oldu. X metalinden elektron koparabilen ışık Y'den de koparabilir demiş. Hayır. Mesela X'ten 1,5 e'lik bir foton göndersek koparır ya da 1.2 1.3. şey gönderdiğimizde kopar ama 1,5 elektron voltluk ya da 1,5 e'lik e, foton Y'yi 2 e'yi ne yapamaz? Koparamaz elektronu oradan. Değil mi? O anlamda 2 de yanlış olmuş oldu. 3. X metalinden sökülen elektronları durdurma gerilimi Y sökülen elektronları durdurma geriliminden büyüktür demiş. Bunlara aynı ışık gönderdiğimiz için mesela bunlara 3E enerjili foton gönderdiğimizi düşünelim her ikisine de. O zaman X'in kinetik enerjisi ne yapacak burada? 2 E olacak. Y'nin ise e kadar olmuş olacak. Bu kinetik enerji yok eden potansiyele kesme potansiyeli değil. Yani bunu 2 volt kesecek. Bunu ise 1 volt. Yani durdurma gerilimi X'in Y'den daha büyük oldu. Burada da öyle söylemiş. Bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olurmuş deriz. Bir fotoelektrik olayı deneyinde metal yüzey en tane foton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri E devrede maksimum akım şiddeti I e olarak ölçülüyor. Aynı metale yüzey enerji aynı enerjiye sahip iki en tane foton gönderilirse demiş kinetik enerji ve maksimum akım nasıl değişir diye söylemiş. Arkadaşlar katot yüzeyine önceden işte 100 tane gönderiyorsak yeni durumda 200 tane foton göndereceğiz ama gönderdiğimiz foton enerjisi değişmiyor. Katotun cinsi değişmediği için elektronun bağlanma enerjisi değişmiyor. O zaman kopan elektronun kinetik enerjisi ne yapmaz? Değişmez. Bir yazacağımız şu denklem tek bir foton için geçerli. Yani bir yerine 10 tane 100 tane göndersek de bu yazdığımız denklemde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sayıdan dolayı akım değişir sadece. Gönderdiğimiz foton enerjisi aynı. Metalin cinsi aynı. O zaman kinetik enerji aynı kalacak. Diyorsa önceden kinetik enerji ne kadarsa şimdi aynı. Önceden E kadarmış. O zaman şimdi de E kadar olacakmış. Diğerlerini eledik. Ama akım şiddetini belirleyen gönderdiğimiz foton sayısı. Mesela buraya 100 tane foton gönderdik. Bu 100 tane elektron söküyor. Bu yüzü de anota ulaştıysa bu durumda oluşan akıma maksimum akım deniyor. Biz buraya en yerini 2 tane yani 200 tane gönderdiğimizde 200 elektron sökülür. O zaman karşıya da 200 tane elektron geçer ve maksimum akımı arttırmış olur. Bu anlamda önceden akım iyi kadarsa şimdi 2 katına çıktığı için akım da 2 olurmuş deriz. Bu anlamda cevabımız Adana olacakmış. Compton olayında dalga boyu 0,5 lambda olan C hızıyla ilerleyen X eşinin fotonu durmakta olan elektrona çarpıyor. Bu olayda saçılan fotonun dalga boyu ve hızı için yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar fotonu gönderdik, duran bir elektrona çarptı. O bir tarafa saçıldı, kendi başka tarafa doğru saçıldı. Saçılan fotonumuz şu. Bunun dalga boyu 0,5 lambdaymış. Değil mi? Hızı da C'ymiş. Bir defa saçılan fotonun hızı da C olacak çünkü adı üzerinde foton foton boşlukta ışık hızıyla yayılır. O yüzden hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Yine C olacak. C'den farklı bir şeyler varsa eleyelim onu. Bakın burada 0.5C demiş. Onu eledik dolayısıyla. C olması gerekiyor çünkü. Dalga boyuna gelince şimdi enerji HC 1 lambda dalga boyu enerji ters orantılı olduğu için gelen foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktaracağı için saçılan foton enerjisi daha küçük oluyor gelen fotondan. O zaman gelen foton enerji saçılan foton enerjisinden büyükse dalga boyu enerjiyle ters orantılı için saçılan fotonun dalga boyu gelen fotonun dalga boyundan daha büyük olmalı. Yani 0.5 lambda ile geldiyse 0.6 0.7 gibi daha büyük dalga boyuyla ayrılmalı. Bu da şu olur mecburen 0.6 lambda. Diğer 0.4 lambda olduğu için enerjisi daha büyük olur. Onu attık. Bu anlamda cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. E enerjili fotonlar K metane düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 7 elektron volt. L metane düşürüldüğünde 4 elektron volt oluyor. Buna göre K'lerin eşik enerjileri fil K ile aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım denklemimizi bir yazalım gelen foton enerjisi elektronun bağlanma enerjisi artı geri kalan da kopan elektron kinetik olarak aktarılacak. Denklemimiz bu. e enerjili foton gönderilmiş. K'nın bağlanma enerjisine EK diyelim. Bu durumda kinetik enerjisi 7 elektron volt oluyormuş K için. L'ye aynısını gönderdiğimizde E enerjili foton gönderdiğimizde onun bağlanma enerjisi E ile geri kalan kinetik enerji de 4 elektron volt oluyormuş. Şurasıymış. Bakın sol tarafta E'ler birbirinin aynısı. O zaman sağ tarafın toplamı da yani şurasıyla buranın toplamı da birbirine eşit olmalı. Ona göre seçmemiz lazım ki toplamları bir mecburen eşit olsun. Bu anlamda bakalım. 2'ye 3 olur mu diyor. Yani biz buna 2 buna 3 verdiğimizde sağlayacak. 2 artı 7'den 9 yapar. 3 artı 4'den 7 yapar. Olmadı. 3'e 6 sağlar mı diyor. Bunu 3 verdik. Bunu 6 verdik. 3 artı 7 10 yaptı. 6 artı 4 10 yaptı. Evet sağladı. Dolayısıyla bulduk. Mesela diğerleri sağlamayacak. İşte 4'e 4 5'e 2 0'e 3 vermiş. Attık bunları. Cevabımız burs olurmuş deriz. Bir fotoelektrik olayı deneyinde eşik dalga boyu 2 lambda. Şöyle yazalım isterseniz. Gelen foton enerjisi, bağlanma enerjisi artı kinetik enerji. Şöyle. Şimdi bir fotoelektrik olayda eşik dalga boyu 2 lambda. Yani şuradaki bağlanma enerjisine karşılık gelen dalga boyunu söylemiş. O zaman bunu h çevirili 2 lambda diye şöyle yazalım. Enerjimiz h çevirili lambda dalga boyu cinsinden. Gelen fotonun ki ise metal yüzeyinin lambda dalga boyu fotonlar düşürülüyormuş. Yani h çevirili lambda düşürdük. Bu durumda kinetik enerjisi e1 oluyormuş. Bakın denklemi yazdık. Başka bir deneyde eşik dalga boyu 3 lambda yani şurası hc bölü 3 lambda olacakmış eşitliğin sağ tarafa bağlanma enerjisine karşılık gelen dalga boyu. Ve buraya 2 lambda dalga boyu fotonlar düşürülüyor. Yani hc bölü 2 lambda düşürdük buraya. Geri kalan da kinetik enerji yani e2 olmuş. Buradan e1 ile e2'yi oranlayın diyor. Gelin bakalım isterseniz. Burasına şöyle e dersek burası ne yapar? e bölü 2 mi yapar? Yarısı yapmış oluyor değil mi? O zaman buraya mecburen e2 e bölü 2 kaldı. E1'e e bölü 2 demiş olalım. Haşçebül lambda e diyorsak o zaman buraya haşçebül 2 lambda e bölü 2 demek gerekir. Burasına ise e bölü 3 diyeceğiz mecburen. Değil mi? O zaman e 2'ye ne kaldı? Yalnız bırakırsak e 2'mizi buradan şöyle yapalım. e bölü 2'den e bölü 3'ü çıkaracağız. Şöyle. 3'e 2 genişletecek olursak şurayı. 3 eksi 2 1 e bölü 6 yapmış oldu Dolayısıyla burası. O zaman demek ki e 2'ye de e bölü 6 yazacağız. 6 yukarı geçer. 6 bölü 2'den 3 mi yapar? Dolayısıyla oranımız yani cevabımız. Adan olacakmış deriz. Bir fotoelektrik olayında eşik enerji 3 olan K metali üzerine fotonlar düşürülüyor. Bu deneyde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerin metal üzerinde düşünen fotonların frekansına bağlı değişimini gösteren grafik şekli gibi oluyor demiş. Bu olayda eşik enerjisi 2 olan L metali kullanılsaydı elektronların sökülebilmesi için kullanılan fotonların frekansı en az kaç F olmalıydı? Arkadaşlar bakın şuradaki bağlanma enerjisine karşılık gelen frekans 12 F'miş. Çünkü bağlanma enerjisine karşılık gelen frekansı şöyle yazmış olacağız. E eşittir h çarpı f yani frekansla enerji doğru orantılı. 12 f'imiz 3 e'ye denk geliyorsa o zaman 2 e'ye karşılık gelen de 8 f olmalı. Yani buna karşılık gelen şöyle 8 f olacakmış. Ya da burada eğimler birbirine eşit olacak şekilde çünkü eğim Planck sabitini veriyor her zaman. O yüzden eğimler eşit olacak şekilde de 2'ye 1 çizecek olursak 8 f'in olduğu yerden geçer. Yani şöyle 2'ye 1 2'ye 1 şöyle bir grafik çizmemiz gerekirdi. Dolayısıyla buna en az 8 F frekanslı foton göndermemiz lazım ki 2'yi oradan sökebilsin. Ne diyor? Eşik enerjisi 2 olan L kullanılsa da elektron sökülebilmesi için kullanılan fotonların frekansı en az ne olmalı diye soruyor. En az o zaman 8 F olmalı. 8 F'den daha büyük olursa da söker. Elektronla kinetik kazanmış olur ama sadece söküp kinetik kazandırmaması için en az 8 F olması lazım deriz. Cevabımız deniz olacak. Bir foton yargılarından hangileri doğrudur demiş. Compton olayı gerçekleştirdikten sonra enerjisinin tamamını yitirerek yok olur demiş. Hayır arkadaşlar foton geldiğinde elektrona çarpıyor gelen foton. Elektron bir tarafa saçılıyor kendi başka tarafa saçılıyor. Enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıyor bir kısmı kendinde kalıyor. Dolayısıyla burada tamamını yitirerek yok olmuyor o yüzden attık bunu. Bir atomu uyardığında enerjisinin tamamını yitirerek yok olur demiş. Evet atom modellerini atomu uyarmaya bakacak olursak atomu uyarmanın 4 tane yolu vardı ısıtarak, çarpıştırarak elektronlarla bombardıman ya da fotonla bombardıman. Fotonda şöyle bir durum vardı. Fotonun enerjisi atomun enerji seviyelerinden herhangi birine eşit olursa uyarma yapardı. Yani nokta atışı diyoruz biz ona. Nokta atışı bunlardan birine eşit olursa uyarma yapar diyoruz. Çünkü foton enerjisini orada ya hepsini veriyor ya hiç vermiyor. O yüzden de eğer uyarıyorsa foton yok oluyor. Bütün enerjiyi orada elektron almış oluyor. Bu anlamda ikinciyi aldık. 3. Fotoelektrik olayı gerçekleştirildi enerjinin tamamını yitirir demiş. Evet fotoelektrik olayda da katot metaline foton gönderdiğimizde elektrona çarpıyor. Enerji yetiyorsa elektron sökülüyor. Foton yok oluyor. Yani foton enerjinin tamamını elektron soğuruyor. Fotonu soğurmuş oluyor. Fazlalık enerjide elektron da kinetik olarak aktarılmış oluyor. Bu anlamda foton yok olduğu için tamamını yitirmiş olduk enerjinin. 3'ü de aldık. Bu anlamda cevabımız denizde olurmuş. Hopton saçılmasında lambda dalga boyu bir foton elektronla etkileştikten sonra momentum büyüklüğünün 1 bölü 4'ünü kaybederek saçılıyor. Yani şurada foton geldi momentumuna p kadar diyelim elektronla çarptı. Elektron bir tarafa gidiyor foton başka tarafa gidiyor. 1 bölü 4'ünü yitirdiğine göre 3p bölü 4 kadarlık bir momentumu kalmış oldu. Değil mi? Buna göre saçılan fotonun dalga boyu nedir diye söylemiş. Arkadaşlar enerji ile momentum doğru orantılı. E çünkü p çarpı c formülümüz. Enerji ile momentum doğru orantılı olunca Mesela momentum arası ilişki enerji arası vermiş olacak. Yani buna E diyeceksek o zaman buraya 3E bölü 4 demek lazım. Böyle yazabiliriz. Ya da buna 4E edersek buna 3E diyebiliriz. Küsuratla uğraşmamak anlamında. Oradan da dalga boyunu sormuş. Saçılan fotonun dalga boyu nedir diye söylüyor. Şimdi enerjiyle dalga boyu da şöyle olmuş oluyor. E eşittir HC bölü lambda. Yani dalga boyu enerji ters orantılı. Oradan bunun tersini alabiliriz ya da E eşittir birincide HC bölü lambda diyecek olursak. ikincide ise 3e bölü 4'e düştü. O zaman burası C bölü lambda üstü oldu deyip buradan lambda üstünü çekebiliriz. Mesela burası da ne yapacak arkadaşlar? 4 bölü 3 lambda mı yapmış olacak oranladığımızda? Yani cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Bir fotoelektrik olayda yukarıdaki niceliklerden hangilerinin artması devredeki fotoelektrik akımın artmasına neden olur demiş. Şimdi şurada bir katot yüzeyi alırsak şurada bir anodumuz var. Katot üzerine foton düşürülüyor ve elektron sökülüyor. Şimdi 100 foton gönderdik. Enerji yetiyorsa buradan 100 tane elektron sökecek ve bunun 60 tanesinin anota ulaştığını düşünelim. Hepsi ulaşamayabiliyor. Bu durumda oluşan akımı sıfır akımı deniyor. Eğer hepsinin geçmesini sağlarsak o durumda oluşan akıma da maksimum akım deniyor. I sıfır kastımız bu. Şimdi ne diyor artması için fotoelektrik akımının? Katota birim yüzeye çarpan foton sayısı, gönderilen foton sayısı demiş. Evet, bunu artırdığımızda birim yüzeye çarpan foton sayısının daha çok elektron koparacak. Dolayısıyla devreden geçen akımda artacak bir işimize yarar. Katodu düşen ışığın dalga boyu artarsa enerjisi azalmış olur. Çünkü enerji ile dalga boyu ışıkta ters orantılı h bir olamda formülümüz. Mesela dalga boyu artınca enerjisi azalacağı için elektron kopar. Kopsa bile karşıya geçme ihtimali zayıflar. Belki de koparamaz bile yani enerjisi azaldığı için elektron koparamayacak bile. O yüzden bu olamadı. 3 anot katot arası uzakta artırmak demiş. Tam aksine anot katotu yaklaştırırsak birbirine anot ulaşma ihtimali artar, akım artar. Ama uzaklaştırırsak anot ulaşma ihtimali elektronların azalacağı için akım da azalacaktır. O yüzden 3 işimize yaramaz. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Bir metale e enerjili fotonlar düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 2 elektron volt. 2 enerjili fotonlar düşürüldüğünde 5 elektron volt oluyor. Bu metale 3 enerjili fotonlar düşürülürse sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç elektron volt olur demiş. Hadi gelin yazalım, denklemi yazarak başlayalım. Gelen foton enerjisi eşittir. Elektronun bağlanma enerjisi artı, kopan elektron kinetik enerjisi. Denklemimiz bu. Gelen foton enerjisi E kadar olduğunda, şuna E diyelim. Bağlanma enerjisini bilmiyoruz, onu vermemiş ama kopan elektron kinetiği 2 elektron volt oluyormuş. Sonrasında buraya 2'ye yaptığımızda, 2 enerjili foton gönderdiğimizde bağlanma enerjisini yine bilmiyoruz, kopan elektron kinetik enerjisi 5 elektron volt oluyormuş. Sonrasında bu metale 3 e enerjili fotonlar düşürüldüğünde diyor. Bağlanma enerjisi yine bilmiyoruz. Burayı soruyor bize. Yani yukarıdaki iki denklemden yaranıp aşağıdakini bulmaya çalışacağız aslında. Hadi gelin bulalım. Şimdi yukarıda ortak olanlar kimler? Bağlanma enerjileri ortak. Oradan E'yi ve cinsten yazabiliriz aslında. Hadi bağlanmaları birbirine eşitleyecek olursak şunu diğer tarafa atalım. E eksi 2 elektron volt eşittir. Burayı da diğer tarafa atarsak 2 E eksi değil mi? 5 elektron volt oldu. Dolayısıyla bu E'yi diğer tarafa taşıdığımızda E kaldı. Solda doğru 5 elektron volt atarsak 3 elektron volt oldu burası da. Yani E'miz 3 elektron voltmuş. Bunu birinde yerine yazarsak E yerine 3 elektron volt yazdığımızda bağlanmaya o zaman 1 elektron volt kaldı. da bağlanma dediğimiz 1 elektron voltmuş. E dediğimizde 3 elektron volt ama burası 3 E olduğu için 9 elektron volt yaptı. Mesela soru işareti yani kinetik enerjiye 8 elektron volt kaldı. Bu anlamda cevabımız Ceyhan olurmuş deriz.